Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS 2022 güncel bilgiler denemesinin ikinci 50 denemelik kısmını çözeceğiz tek videoda. Biliyorsunuz ki ilk videoda ne yapmıştık? İlk videoda 50 adet denemeyi çözmüştük. Şimdi ise ikinci 50 video çözeceğiz. Toplamda biliyorsunuz ki 100 adet denememiz vardı. Bunları tek videoda bitirmiş olacağız. Zamandan tasarruf adına hemen hiç vakit kaybetmeden ne yapalım sorularımıza başlayalım. Böyle hızlı hızlı geçeceğiz arkadaşlar. Ee, okuyacağız cevap vereceğiz okuyacağız cevap vereceğiz. Ee, hemen ne yapalım başlayalım. Her sene insanların kırmızı ve beyaz tişörtlerini giyip kendilerini boğaların önüne attığı San Fermin, San Fermin Festivali hangi ülkede düzenlenmektedir diye sorduk hangi ülkede arkadaşlar İspanya'da düzenleniyor? Geldik bir diğer sorumuza. Nisan 2022 tarihinde üretimi tamamlanan Atak Taarruz helikopteri ilk kez aşağıdaki ülkelerin hangisine ihraç edilmiştir diye sorduk. İlk kez Filipinlere ihraç edilmiştir. Geldik bir diğer sorumuza. Troya Antik Kenti aşağıdaki illerin hangisindedir diye sorduk. Troya neredeydi? Çanakkale'deydi. Cevap Çanakkale oldu. Dünyanın ilk milli parkı olan Yellowstone Milli Parkı Aşağıdaki ülkelerin hangisinde bulunmaktadır diye sorduk. Yellowstone Milli Parkı Amerika'da bulunuyor. Dünyanın ilk milli parkıdır. Bir diğer sorumuzdayız. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Ahın Katedrali aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır diye sorduk. Nerede bulunuyor? Almanya'da yer alıyor. Mimar Hayrettin tarafından inşa edilen tarihi Mostar Köprüsü aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır diye sorduk. Nerede? Bosna Hersek'te bulunuyor. Bir diğer denememize geldik. Türkiye'nin ilk kadın pilotu aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bakın ikisini karıştırmayınız arkadaşlar. Sabiha Gökçen savaş pilotudur. İlk savaş pilotu. İlk kadın pilot ise Bedriye Tahir Gökmen'dir. Bu ikisini lütfen karıştırmayın. Machu Picchu antik kenti aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır diye sorduk. Nerede arkadaşlar? Peru'da yer alıyor. Türkiye'nin ilk sakin şehri aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. İlk sakin şehrimiz Seferihisar İzmir'de bulunuyor. Dünyanın ilk sakin şehir adası aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Gökçeada'dır. Çanakkale'de bulunuyor. İlk sakin şehir adası. Türkiye'nin son sakin şehri aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Son sakin şehrimiz ise Erzincan Kemaliye'dir. 1071 tarihinde Büyük Selçuklar ile Bizanslar arasında yapılan Manazgiz Savaşı aşağıdaki aşağıdakilerin hangisinde yapılmıştır diye sorduk. Nerede? Muş'ta yapılmıştır. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın merkezi aşağıdaki e, yerlerden hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar Cidde'de bulunuyor merkezi. 1928-2008 tarihler arasında yaşayan Selve Boylu Mal Yazmalım, Cemile, Beyaz Gemi ve Fıj Dağı'nın tepesi gibi eserleriyle tanınan yazar, Kimdir? Baktığımız zaman Cengiz Aytmatov'dur. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Pamukkale, aşağıdakilerin hangisinde yer almaktadır diye sorduk. Nerede? Denizli'de yer alıyor e, Pamukkale. Şurası 2009 olacak. 2019-2023 tarihler arasında Türkiye'de kaçıncı kalkınma planı uygulanmaktadır, e, uygulanmaktadır diye sorduk. 11. Kalkınma Planı uygulanmaktadır. Bir diğer sorumuzdayız. Şehirlerin şahı ünvanı ile binden Semerkant kenti aşağıdaki ülkelerin hangisinde bulunmaktadır diye sorduk. Semerkant arkadaşlar nerede bulunuyor? Özbekistan'da bulunuyor. Dünyaya en yakın gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Bakın güneş sistemine değil dünyaya soruyoruz. Dünyaya en yakın nedir? Mars'tır. Mars arkadaşlar. OECD'nin merkezi aşağıdaki yerlerden hangisidir diye sorduk. OECD'nin merkezi Paris'tir. 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan ülke hangisidir? Katar'dır. Cevabımız Katar oldu. Prens adlı eseriyle tanınan bilinen yazar kimdir? Machiavelli arkadaşlar. Dünyanın yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir diye sorduk. En büyük ülkesi Rusya'dır. İngiltere ve Fransa'yı denizden birbirine bağlayan demiryolu tünelinin ismi hangisidir diye sorduk? Manş tünelidir. Unutmuyoruz, önemli. Türkiye'de aşağıdakilerden hangisi büyük şehir değildir diye sorduk? Adana, Ankara, Bursa, Van büyük şehir ama Yozgat değildir. Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu il aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk? Nereye kayıtlı Mustafa Kemal Atatürk? Gaziantep'e kayıtlı. KKTC'nin ilk yerli otomobilinin ismi nedir? Arkadaşlar baktığımız zaman nedir? Türkiye'nin ise nedir? Devrimdir. Ama e, devrim arabaları biliyorsunuz ki e, arkadaşlar e, üretilmemiştir. E, daha sonra e, şu an için nedir? Yerli arabamız TOG'dur. Bir diğer sorumuza geldik. Dünyanın en büyük yeraltı şehri aşağıdakilerden hangisi diye sorduk. Nevşehir'dir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez yurtdışına asker aşağıdaki ülkelerden hangisine göndermiştir diye sorduk. Arkadaşlar baktığımız zaman hangisine gönderdik? Biz ilk kez Güney Kore'ye gönderdik. G7 liderler zirvesi aşağıdaki ülkelerin hangisinde düzenlenecektir diye sorduk. Almanya'da düzenlenecektir. Türkiye'nin Maldivleri olarak binden salda gölü hangi ilde bulunuyor? Burdur'da bulunuyor. Cevabımız Burdur olmuş oldu. Türk lirasından 6.0 kaç yılında atılmıştır? Kaç yılındaydı arkadaşlar? Baktığımız zaman Türkiye'de 2005 tarihinde atılmıştır. İstiklal Marşı yarışmasına katılan Milli Mücadele Komutanı kimdir? Kazım Karabekir'dir. Hangi Anadolu uygarlıklar arasında yer almaz diye sorduk. Hititler, Lidyalılar, Urartular, İyonyalılar var ama Asullar Anadolu değil Mezopotamya uygarlıklar arasında yer alıyor. Dünya tarihinde ilk kez aşağıdaki ülkelerden hangisi bir robota vatandaşlık vermiştir diye sorduk. Hangisi Suudi Arabistan? Dünya Sağlık Örgütü'nün merkezi neresidir? Baktığımız zaman Cenevre. Koronavirüsü hiç yakalanmamış kişilere verilen isim hangisidir? Baktığımız zaman Kovirgin adı verilmiştir. 57. denemedeyiz. Dur yolcu bilmeden gelip bassın bu toprak. Bir devrin battığı yerdir. İyi de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin yattığı yerdir. Bu dizeler kime ait? Hangi şaire aittir diye sorduk. Necmettin Halil Onan'a aittir. Dur yolcu attı şiir. Bir yolcuya attı şiir daha doğrusu. Çöl Aslan'a lakabıyla binden Libya'da İtalyanlara karşı yürütülen direnişin öncüsü olan lider hangisidir? Sakın Fahrettin Paşa demiyoruz. Çöl Kaplanı arkadaşlar Fahrettin Paşa. Çöl Aslan'ı ise kimdir? Ömer Muhtar'dır. Lütfen bu ikisini karıştırmayınız. Yeşil Cami önü tablosu. Aşağıdakilerden hangisine aittir? Osman Hamdi Bey'e aittir bu tablo. Vercinka, Göçebe gibi şiir kitaplarının yazarı kimdir peki? Bu ismimiz de Cemal Süreyya. Ziraat Bankası'nın kurucusu kimdir arkadaşlar baktığımız zaman? Mithat Paşa'dır. Kor durumunun ateş anlamına gelen ilk bahar başlangıcında yetişer gün arayla oluştuğu sanılan sıcaklık artışına verilen isim nedir? Cemre diyoruz biz buna. Biliyorsunuz ki havaya, toprağa, suya düşüyor. de kız kardeş olarak binden enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Hangisidir? Petroldür. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk şehir hastanesi aşağıdaki illerin hangisinde açılmıştır diye sorduk. İlk kez arkadaşlar Yozgat'a açılmıştır. Türkiye'nin ilk kadın bakanı olan Türkan Akyol aşağıdaki görevlerden hangisini yürütmüştür? Biliyorsunuz ki Sağlık e, Bakanlığı'nı yürütmüş. Sağlık Bakanı'dır kendisi. Şubat 2021'de Perseverance isimli keşif aracı aşağıdaki gezegenlerden hangisine iniş yapmıştır diye sorduk. Mars'a iniş yapmıştır. İkinci Abdülhamit'in Japonya'ya gönderdiği geminin ismi hangisidir arkadaşlar? Ertuğrul Fırkateyni'dir. İlk yerli güneş paneli fabrikası aşağıdaki illerin hangisine açılmıştır diye sorduk. Nereye? Ankara'ya açılmıştır. Cevabımız Ankara olmuş oldu. 2022 Uluslararası Sürdürülebilir Dağ Kalkama Yılı ve Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı olarak ilan eden kurum hangi kurumdur? Birleşmiş Milletler'dir. 2022 Süleyman Çelebi'yi anma yılı ilan eden kurum ise kimdir? Baktığımız zaman UNESCO'dur. 2022 Kırgız yazar Tom Tobolot, Abdumamanulov bunu anma yılı ilan eden kurum hangisidir? Biraz telaffuzu zor. Kusura bakmayınız. Bunu ise Türk TürkSoy arkadaşlar ne yapmıştır? İlan etmiştir. 2022 AFET Tatbikat Yılı ilan eden kurum ise hangisidir? İçişleri Bakanlığı'dır. 2022 Kamu Personeli eğitim Atılım Yılı ilan eden kurum ise Cumhurbaşkanlığı'dır. 2022 Göçebe Oyunları hangi ilde düzenlenecektir? Hangi ilde? Bursa'da düzenlenecektir. Cevabımız Bursa oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu benim şahsi meselem dediği olay hangisidir? Hatay sorunudur. 2022 İslam Dünyası Kültür Başkenti ise neresidir? Rabat kentidir. Baktığımız zaman. 2022 Avrupa Yeşil Başkenti Pekin neresidir? Arkadaşlar burası ise Grenoble'dir. 2022 Avrupa Gençlik Başkenti neresidir peki? Baktığımız zaman Tirandır, Arnavutluk'ta bulunuyor. 2022 Avrupa Kültür Başkenti'ni sorduk bu sefer. Burası ise nedir? Novi Sad'dır. 1983 yılında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı hangisidir diye sorduk? Hangisidir? Rauf Denktaş'tır. Battal Gazi, Karamurat, Köroğlu ve Alagiyik gibi filmlerde rol alan 2021 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde sinema ödülünü sahip olan 28 Haziran 2022 tarihinde vefat eden ünlü Yeşilçam ustası kimdir arkadaşlar? Allah rahmet eylesin Cüneyt Arkın'dır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı yardımcısı kimdir? Fuat Oktay'dır arkadaşlar. Sakın diğerlerini düşmüyoruz. 2017 Anayasa değişikliği ile birlikte ne yapmıştır? Gelmiştir bu durum. İstemli kas hareketinin kontrolünden sorumlu sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan nadir bir nörolojik hastalık grubunda yer alan hastalık hangisidir ALS hastalığıdır? Dünyada en fazla petrol rezervine sahip olan ülke hangisidir Venezuela'dır? Hababam sınıfı Karatma Geceleri ve Yıldız Karayel gibi eserleriyle tanınan ünlü yazar kimdir Rıfat Ilgaz'dır? 1956-2012 yılları arasında 200'den fazla sinema filmi ve dizide rol alan, canlandırdığı sert, mağrur ve haksızlara karşı, haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleriyle tanınan 24 Ocak 2022'de vefat eden ünlü sinema oyuncusu kimdir? Fatma Yeriktir arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Büyük ustalarımızı kaybediyoruz tek tek. Ömrümde Suikut, 35 yaş ve Ziya'ya mektuplar gibi eserleriyle tanınan ölüm şairi olarak bilinen ünlü edebiyatçı kimdir? Baktığımız zaman Cahit Sıtkı Tarancı'dır. Dünyanın yeni yedi harikası içerisinde yer alan alanlarıyla bulundukları ülke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sorduk. Çiçin e, İtsa Meksika'da doğru, Machu Picchu Antik Kenti Peru'da, Petra Antik Kenti Ürdün'de, Kolezyum İtalya'da, Taç Mahal Pakistan'a değil Hindistan'dadır. Cevap E oldu. Antik çağların 7 harikası içerisinde yer alanlar ile e, bulundukları ülke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sorduk. Keops piramidi Mısır'da, İskenderiye Feneri Mısır'da, Halikarnaz Mozelesi Bodrum Türkiye'de, Artemis Tapınağı İzmir Türkiye'de, Babil'in Asma Bahçeleri Tahran İran değil Irak'ta bulunuyor. Ülkemizde açılan son sınır kapımız hangisidir? Zeytin dalıdır. Türkiye'de adı değişen son bakanlık hangisidir arkadaşlar? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır. NATO'ya üye olan son ülke hangisidir? Kuzey Makedonya'dır. Ukrayna ve Moldova 2022 yılında aşağıdaki kuruluşlardan hangisine aday ülke olmuştur diye sorduk. Avrupa Birliği'ne aday ülke olmuştur. Türkiye'de büyük şehir olan son ilimiz hangisidir? Ordu'dur. Lozan Barış Anlaşması'nda Türkiye Kara Ağaç ve Bosna Köyü savaş tazminatı olarak hangi ülkeden almıştır buraları? Yunanistan'dan almıştır. İstiklal Madalyası alan son ilimiz ise neresidir? Şanlıurfa'dır. 19. Akdeniz oyunları hangi ülkede yapılıyor arkadaşlar? Yapılmıştır. Cezayir'de. Koronavirüs Çin, dışın, Çin dışında ilk kez hangi ülkede görülmüştür? Koronavirüs ilk kez Tayland'da görülüyor Çin dışında. Genel Sekreter Stoltenberg İsveç ve Finlandiya'nın aşağıdaki kurumlardan hangisine katılımı için Türkiye ile mutabakata vardığını açıklamıştır diye sorduk. NATO'ya arkadaşlar e, mutabakatına varmıştır. Bu üç ülke. İslam İşbirliği Teşkilatı 2023 Turizm Kenti olarak hangi ili e, seçmiştir diye sorduk. Şanlı e, Urfa'yı arkadaşlar seçmiştir. UNESCO 2023 Dünya Mimarlık Başkenti aşağıdaki kentlerden hangisidir diye sorduk. Hangisidir? Kopenhag'dır. Haziran 2022 tarihinde değeri 1 milyar dolar olarak aşağıdaki illerin hangisinde petrol rez rezervi bulunduğu açıklanmıştır Adana ilinde. 2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en mutlu şehri seçilen il hangisidir? Sparta. En mutsuz ise Diyarbakır'dır. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bir din değil dil meselesidir şeklinde yaptığı açıklama hangi e, olaydı arkadaşlar? Bursa olayıydı. İstiklal Marşı yarışmasını düzenleyen kurum hangisi, hangisiydi arkadaşlar? Marif vekaletidir. Yani Milli Eğitim Bakanı'dır, Bakanlığı'dır. 28-30 Haziran 2022 tarihinde NATO zirvesi hangi kentte e, düzenlenecektir? Yani düzenlenmiştir diye sorduk. E, bu NATO zirvesi ikiye, e, iki kez düzenlendi arkadaşlar. Bir Mart ayında bir Mart bir de Haziran ayında düzenlendi. Mart ayında Brüksel'de, Brüksel'de, Haziran ayında ise Madrid'de, Madrid'de düzenlenmiştir. Cevabımız Madrid olmuş oldu. Tarih aralığı vermesi lazım sizlere. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlardan biri değildir diye sorduk. Gıda Tarım Örgütü var. Dünya Sağlık Örgütü, Kalkınma Programı, Uluslararası Çalışma Örgütü var ama o ACD yok arkadaşlar. Cevap değişik oldu. Avrupa Birliği'nin ortak para birimi nedir? Peki Euro'dur. Hangisi İç Anadolu bölgesinde yer almaz diye sorduk. Çatalhöyük, Gordion, Göreme, Kültebe hepsi İç Anadolu'da. Perge ise Antalya'da yer alıyor Akdeniz'de. Anayasa Mahkemesi'nin başkanı kimdir peki? Zühtü Arslan'dır. Biraz geri alalım şöyle sorumuz birazcık uzun. Özellikleri verilen gezegen hangisidir diye sorduk ee, baktığımız zaman. Güneş'e en yakın ikinci gezegendir. Dünyanın ikizi olarak adlandırılır. Çoban yıldızı, akşam yıldızı ve tan yıldızı olarak bilinir. Ters yöne döner. Hangisidir bu? Venüs'tür. Pedesa antik kenti hangi ilde yer alıyor diye sorduk. Pedesa arkadaşlar Muğla'dan yer alıyor. Pisi Nos antik kenti ise nerede yer alıyor? Eskişehir'de yer alıyor. Favori sınav sorum. Sagalassos antik kenti ise nerede yer alıyor arkadaşlar? Burdur'da yer almaktadır. Olympios antik kenti ise nerede? Antalya'da bulunuyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı ise kimdir? Mehmet Büyükekşi'dir. Cevabımız Aşıkkı. Birleşmiş Milletler'in genel merkezi nerededir diye sorduk arkadaşlar. New York'ta bulunuyor. Türkiye Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak aşağıdaki yerlerden hangisine asker göndermemiştir diye sorduk. Baktığımız zaman Kore, Somali, Kosova, Libya'ya gönderdi ama Ukrayna'ya göndermedi. Birleşmiş Milletler'e üye olan son ülke hangisidir? Güney Sudan'dır. Birleşmiş Milletler'in daimi veto hakkına sahip ülkeler arasında hangisi yer almaz diye sorduk. Fransa, İngiltere, Amerika, Çin var ama Japonlar yoktur. Birleşmiş Milletler'in resmi diller arasında hangisi yoktur diye sorduk. İngilizce, Arapça, Çince, İspanyolca var ama, var ama Türkçe yok arkadaşlar. Hangisi Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlardan, kuruluşlardan olan e, İngilizce yazımı W arkadaşlar. Yani kısaca WHO diyelim. Hadi WHO'nun açılımıdır. E, bunun açılımı nedir? Dünya Sağlık Örgütü. Ağustos 2021 tarihinde YÖK Başkanı olarak atanan kişi kimdir arkadaşlar baktığımız zaman Erol Öz vardır. Temmuz 2021 yılında Rusça olan resmi dilini Türkçe olarak değiştiren devlet hangisidir peki? Özbekistan'dır. Bu yıl 75.si 75. düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülünü hangi film kazanmıştır diye sorduk. Arkadaşlar Hüzün Üçgeni kazanmıştır. Büyük olasılık Türkçesini sorar siz, sizlere. Yabancısını sorarsa da bu arkadaşlar. ikisini de yazdık. Peki bakın iki, e, 2021 ve 2022 önemli arkadaşlar. O yüzden ikisini de verdik. E, 2021'de ise e, Altın Palmiye ödülünü hangi film kazanıyor? Titane kazanmıştır. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nün kısa adı nedir? Peki NATO'dur. Türkiye hangisine üye değildir? Uluslararası kuruluşlardan. NATO'ya Birleşmiş Milletler İslam İşbirliği Teşkilatı'na G20'ye varız ama G20'de varız ama G7'de yokuz. Avrupa Konseyi'nin genel merkezi nerededir diye sorduk. Avrupa Konseyi'nin genel merkezi arkadaşlar Strasbourg'da bulunuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşağıdakilerden hangisinin bir organıdır diye sorduk. Avrupa Konseyi'nin bir organıdır. E, Agit'in genel merkezinde restir Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı yani Viyana'da bulunuyor. Helsinki Nihai Senedi hangisinin temelini oluşturuyor peki? Agit'in arkadaşlar Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın temelidir. Helsinki Nihai Senedi. OECD'nin merkezinde restir peki arkadaşlar? Baktığımız zaman Paris'tir. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreteri kimdir? Baktığımız zaman Hüseyin İbrahim Taha'dır. Kahramanmaraş, Göksu'nun arasında açılışı yapılan ve adına altın harflerle yazılmış birçok ünlü ismin yer aldığı yolun adı hangisidir? Edebiyat yoludur. Şöyle işaretleyelim. Sinir sistemi felç eden, sinir sistemini felç eden ALS hastalığının nedeni olan motor nöron hücrelerini yeniden onarmayı başararak ALS hastalığında umut olan ve dünyanın en iyi buluş yapan 10 akademisyeninden biri olarak seçilen ünlü bilim insanı kimdir arkadaşlar? Baktığımız zaman Hande Özdinler'dir. Çok çok önemli bir e, isimdir arkadaşlar. Sorulabilir Hande Özdinler. Bir diğer sorumuzdayız. Milli Hatip ve Cumhuriyet Hatibi gibi ile anılan İstiklal Marşı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okuyan ilk kişi olarak tarihe geçen isim kimdir? Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Tanrı Tanrıöver'dir. Dünyanın en iyi 50 öğretmen arasına giren, giren ilk Türk öğretmen kimdir peki? Dilek Livaneli'dir. Türkiye Uzay Ajansı'nın başkanı kimdir arkadaşlar peki? Serdar Hüseyin Yıldırım'dır. 8 Mart 2021 yılında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunda simgesel değeri olan Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu hangisidir? Rasim Öztekin'dir. Allah rahmet eylesin. Nobel Edebiyat Ödülüne aday gösterilen ilk Türk yazar kimdir? Fazıl Hüsnü Dağlarca'dır. Cevabımız değişik olmuş oldu. Üç Şehitler Destanı, İstanbul Fetih Destanı gibi eserleriyle tanınan edebiyatçımız kimdir? Yine bazı Hüsnü Dağlarca'dır. Telmessos Antik Kenti nerede bulunuyor peki? Muğla'da bulunuyor. Baktığımız zaman Pednelissos Antik Kenti ise nerede bulunuyor? Antalya'da. Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün merkezi neresidir arkadaşlar? İstanbul'dur. Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün üyeleri arasında hangisi yer almaz? Türkiye, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan var ama Irak yoktur. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın merkezi hangisidir? Ciddedir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün merkezi ise neresidir? İstanbul'dur. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türk Soyu Merkezi ise Ankara'dır. D8 yani gelişmekte olan 8 ülke arasında hangisi yoktur diye sorduk. Türkiye, Bangladeş, Endonezya, Pakistan var ama kim yoktur? Hindistan yoktur. Türkiye NATO üyeliği altında Avrupa kıtası dışında ilk kez hangi ülkeye asker gönderiyor? Hangi ülkede görev üstleniyor arkadaşlar? Afganistan'da ilk kez. Avrupa Birliği'ne üye olan son ülke ise hangisidir? Hırvatistan'dır. Haziran 2022 tarihinde başlayan Akdeniz oyunlarında atletizm dalında altın madalya kazanan sporcumuz hangisidir? Baktığımız zaman Jack Ali Harvey arkadaşlar. Türk vatandaşı olmuştur. Siyahi bir vatandaştır. Jack Ali Harvey kendisini tebrik ediyoruz. İkinci ise Ramil Guleyev olmuştur. O da Azerbaycanlı. Azeri Türkü diyelim. Haziran 2022 tarihinde başlayan Akdeniz oyunlarında kadınlar 76 kilo güreş dalında altın madalya kazanan sporcumuz ise... Kimdir Yasemin Adardır? Haziran 2022 tarihinde Birleşmiş Milletler nezdinde ülkemizin adı ne olarak tescillenmiştir? Artık Türkiye olarak tescillenmiştir. Haziran 2022 tarihinde hayatını kaybeden Kurtlar Valisi dizisinde de rol alan ünlü sinema, televizyon ve dizi oyuncusu hangisidir? Benim de çok çok sevdiğim bir isimdi. Osman Veverdir. Allah rahmet eylesin. 2021-2022 Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takım kimdir? ALG Spor'dur. Haziran 2022 tarihinde Microsoft tarafından 27 yıl sonra kapatılma kararı alan internet tarayıcısı hangisidir? Internet Explorer'dır. Arkadaşlar. Haziran 2022 tarihinde tüm memurları kapsayacak şekilde düzenlenen ek gösterge hangisidir? 3600 ek göstergedir. İnşallah sizler de buna tabi olacaksınız. Dünyanın ilk 6G test uydusunu yörüngeye gönderen ülke başımızın belası Çin arkadaşlar. NASA bünyesinde evrende yaşam arama çalışmalarını yürütecek 12 araştırma grubundan oluşan ekibin başkanı olan Türk bilim insanı hangisidir? Baktığımız zaman Betül Kaçardır. Kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilen Otlukbeli gölü hangi ilde bulunuyor? Hangi ilde Erzincan'da bulunuyor? Profesör Doktor Aziz Sancar 2015 yılında hangi alanda Nobel ödülünü kazanıyor? Hangi alanda? Kimya alanında. Asrın projesi olarak nitelendirilen Türkiye'den KKTC'ye su temini projesi kapsamında Türkiye'deki barajlardan hangisinden alınan su KKTC'de yer alan Geçitköy Barajı'na iletilmiştir diye sorduk. Ala Köprü Barajı arkadaşlar çok çok önemsediğim bir soruda, Önemli bir sorudur. Çıkabilir. Dünyanın bilinen en eski inanç merkezi olması dolayısıyla tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu yer neresidir baktığımız zaman neresidir Göbeklitepe nerede bulunuyor peki Urfa'da bulunuyor Şanlıurfa'da. Sidamara Antik Kenti ise peki nerede yer alıyor Karaman'da yer alıyor. İngiltere'nin İngiltere'nin Londra kentinde yapılan müzayedede yaklaşık 53 milyon dolara satılan Lucian Freud'un portre çalışması isimli tablo hangi ressama aittir diye sorduk. Francis Bacon'a ait. Tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü koruyucu olduğuna inanılan ana tanrıca Kibele heykeli 2021 yılında yurt dışından aşağıdaki illerimizden hangisine getirilmiştir diye sorduk. Afyon Karahisar'a getirilmiştir. Bir diğer sorumuzdayız. Avrupa Birliği 1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu adıyla Aşağıdaki anlaşmaların hangisiyle kurulmuştur diye sorduk. Hangi anlaşmalar Roma anlaşmasıyla, Avrupa Birliği adına ise Maastricht e, diye okunuyor galiba. Arkadaşlar bu anlaşmada da Avrupa Birliği adını alıyor. G7 ülkeleri arasında yer alan devletler arasında hangisi yer almaz diye sorduk. Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya Almanya var ama Güney Kore yoktur. Temnos Antik Kenti, aşağıdaki illerin hangisinde yer almaktadır diye sorduk. Nerede yer alıyor? İzmir'de yer alıyor Temnos. Çingene Kızı Mozaiği ve Zeyukma Mozaik Müzesi ile özdeşleşen il hangisidir? Gaziantep'tir. Bir diğer sorumuza gelelim. Amasyalı Şeyh Hamdullah, Hafız Osman ve Mustafa Rakım gibi temsilcilerinin yer aldığı Türk İslam sanatı hangisidir? Hat sanatıdır. Mod Majur'da gün batım adlı tabloyu ile özdeşleşen ünlü ressam kimdir peki? Van Gogh'dur. Van Gogh. Müzik alanındaki kabiliyeti, kabiliyeti eşsiz ses rengiyle Atatürk'ün de ilgisini çeken, Cumhuriyet'in divası olarak anılan, benzemez kimse sana kimse yetmem şikayet ve şarkılar seni söyler gibi eserleriyle tanınan ünlü müzisyenimiz. Çok çok önemli bir sestir kendisi Müzeyyen nedir? Senar'dır arkadaşlar çok çok severim şarkıları muazzamdır Müzeyyen Senar'ın. Akdamar Kilisesi hangi ilde, e, ilde yer alıyor peki? Van'da yer alıyor. Bir diğer denemedeyiz. Geldik 77'ye arkadaşlar. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Pisa Kulesi nerede yer alıyor arkadaşlar? İtalya'da yer alıyor. Nobel ödülleri aşağıdaki alanların hangisinde verilmemektedir diye sorduk. Edebiyat, ekonomi, kimya, tıp var ama tarih alanda verilmiyor. Yeniden doğuş anlamına gelen ilk kez İtalya'da başlayan döneme verilen ad hangisidir? Arkadaşlar Rönesans'tır. 14. yüzyılda Avrupa nüfusunun üçte birinin ölümüne yol açan ve kara ölüm olarak da adlandırılan salgın hastalık nedir? Vebadır. Yeni çağ başlarında Katolik Kilisesi'nin Avrupa kıtası dışındaki bölgelerde etkisinin artmasına neden olan gelişme hangi gelişmedir? Coğrafi keşiflerdir. Aşağıdaki Eğitim kurumlarından hangisi Atatürk döneminde İstanbul'dan Ankara'ya taşınarak faaliyetlerini başkentte sürdürmüştür diye sorduk. Siyasal Bilgiler Okuludur. İstanbul'dan Ankara'ya taşınmıştır. Kurtuluş Savaşı döneminin direniş merkezi ile yerel kahraman arasında yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye sorduk. Sütçü İmam Maraş, Şahin Bey Antep, Ali Sahip Bey Urfa, Tekeloğlu Sinan Adana, Kılıç Ali Yozgat değil. Cevabımız eşıkk oldu. Ağustos 2021 tarihinde hayatını kaybeden çocuk kitapları Cinali serisine hayat veren illüstratör kimdir? Baktığımız zaman Selçuk Seymen'dir. Mira Antik Kenti nerededir peki? Bu ise Antal Antalya'da yer alıyor. Yenilmezler şehri olarak anılan Anavarza Antik Kenti ise Adana'da arkadaşlar bulunuyor. Dünya Bankası'nın bankasının merkezi ise Washington'da yer alıyor. Interpol'un merkezi nerede peki? Lyon'da. Fransa'nın Lyon kentinde. Türk lirasının arka yüzlerinde yer alan isimler arasında hangisi yer almaz diye sorduk. Fatma Aliye 50, İtri 100, Yunus Emre 200 belki görmemişsinizdir. Ben de çok çok zor gördüm arkadaşlar. Bir ara gördüm. Mevlana yok arkadaşlar. Mimar Kemalettin var 20 liranın arkasında. Cahit Arf 10, Aydın sayılı 5 liraydı. Yunus Emre'nin arkadaşlar burada ise sevelim unutmuyoruz sevilelim yazıyor. Çok görmediğimiz için yazalım arkadaşlar ne olur ne olmaz çıkabilir. Sevelim sevilelim yazıyor burada arkadaşlar çok çok önemli bir konudur. Soru olabilir Yunus Emre yani 200 liranın arkasında arkadaşlar yazıyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında Orta Doğu'da Arapları Osman Devleti'ne karşı kışkırtarak Araplar üzerinde büyük etki sahibi olan İngiliz casus kimdir? Lawrence arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan ilk baraj Çubuk Barajı'dır. Ankara'da yer alıyor. Türkiye'de ilk televizyon yayını hangi üniversitede yapılmıştır? İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. İlk internet otu de. Onu da unutmuyoruz. Tropik bir meyve olan pitaya, çilek armudu ve... Kaktüs meyvesi ismiyle anılan meyve ejder meyvesidir arkadaşlar. Türkiye'nin ilk yerli uçağını yapan ve bu uçakta ilk ve tek uçuşunu 28 Ocak 1925'te gerçekleştiren isim kimdir? Vici Hürkuş'tur. Önemli bir isim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın valisi kimdir peki? İlk kadın valimiz kimdir? Lale Aytaman'dır. Roketsan'ın geliştirdiği ilk yerli tak füzesinin ismi ise Umtaş'tır. Esir şehrinin insanları devlet anan yorgun savaşı romanlarıyla ünlü edebiyatçımız ise kimdir? Kemal Tahir'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli parkı hangi ilde yer alıyor? Benim de memleketim olan Yozgat'ta yer alıyor arkadaşlar. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kurtuba Camii hangi ülkede yer almaktadır peki? İspanya'da yer alıyor. İlk kadın tiyatro oyuncusu peki kimdir? Bu ismimiz ise Afife Jali'dir. Mehmet Akif Ersoy'un istiklal maaşını yazdığı yer olan Tacettin dergahı nerede bulunuyor diye sorduk Ankara'da. Her sene düzenlenen portakal çiçeği festivali hangi ilde yapılıyor peki? Adana'da yapılıyor. Sakın Antalya demeyiniz. Siyah'ın yani silahlı insan savaş aracının fikir babası kimdir? Arkadaşlar Özdemir Bayraktar'dır. Selçuk Bayraktar'ın nedir? Babasıdır. Haziran 2022 yılında MEP, Milli Eğitim Bakanı e, Mahmut Özer ilk kez aşağıdaki dillerden hangisiyle destekleme ve yetiştirme kurslarının açılacağını duyurmuştur diye sorduk. Arkadaşlar İngilizce ve e, nedir? Arapçadır. İngilizce Arapça. E, Limra antik kenti peki nerede bulunuyor? Bu ise Antalya'da bulunuyor. İlk köy romanı olan Karabibik hangi yazara aittir diye sorduk. Nabizade Nazım'a aittir bu eser. Ütopya isimli eser kime aittir? Thomas More'a aittir. Modern Avrupa'nın ilk romanı kabul edilen Don Quixote'da eserin yazarı ise Cervantes'tir. Türkiye'nin ilk güneş enerjili havalimanı hangi havalimanıdır? Baktığımız zaman Erzincan havalimanıdır. 26 Ekim 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'da açılışını yaptığı havalimanının ismi ise Fuzuli Havalimanı'dır. Neapolis Antik Kenti nerede bulunuyor peki? Antalya'da yer alıyor. 2019'dan itibaren Ukrayna'nın başında bulunan lider kimdir peki? Volodymyr Zelenski'dir. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Maaşı Yarışma Ödülü'nü Aşağıdaki kurulmadan hangisinde bağışlamıştır diye sorduk. Nereye bağışlıyor? Darül Mesai'ye bağışlıyor. 6 dakika 23 saniye nefesinin suyun altında tutup 81 metre yürüyerek dünya rekoru kıran milli sporcumuz kimdir? Bilge e, Çingigiray arkadaşlar. Geldik 3'e. Türkiye'nin Covid-19 ile mücadele kapsamına gönderdiği yardım kolilerin üzerinde ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var. Sözü kime aittir? Mevlana'ya ait. Bu söz. Dünya para yüzme şampiyonasında kadınlar 50 metre sırt üstünde 41.48'lik derecesiyle altın madalya kazanan milli sporcumuz kimdir? Sümeyye Boyacı'dır. Paris'in antik kenti nerede peki? Çanakkale'de yer, al yer almaktadır. Rusya'da yayınlanan Novaya Gazeta'nın genel yayın yönetmeni genel yayın yönetmeni olan Nobel Barış Ödülü madalyasını 103 milyon 103.5 103.5 milyon düzgün okuyalım. 103.5 milyon dolara açık artırmayla satan isim ise kimdir? Dimitri Muratov arkadaşlar cevabımız aşık oldu. Geldik 84'e. İlk yerleşik köy olma özelliğine sahip olan Çayönü hangi ilde yer almaktadır diye sorduk Diyarbakır'da Çayönü. Türkiye'nin sahip olduğu uluslararası telefon kodu hangisidir? Artı 90'dır arkadaşlar. Avustralya ile özdeşleşen hayvanın adı nedir? Kangurudur. İspanya'da geçmişte kurulmuş olan İslam Devleti'nin adı hangisidir? Endülüs Emevi Devleti'dir. Selge Antik Kenti ise nerede bulunuyor? Antalya'da bulunuyor. Toplam talebin toplam arzdan fazla olması buna bağlı olarak fiyatların yükselmesine dayanan ekonomik dengesizlik, paranın değerinin düşmesi ve alım gücünün azalmasına verilen isim ise enflasyon. Arkadaşlar enflasyon adını veriyoruz buna. İlk yerleşik köy olma özeline sahip olan çay önü arkadaşlar hangi ilde yer almaktadır? Geldik 86'ya. Yunus Nadi ile Halid Edip Adavar'ın katkılarıyla Mustafa Kemal'in isteğiyle kurulan oluşum nedir arkadaşlar? Anadolu Ajansı'dır. Adem'in Yaratılışı adlı tablo kime aittir peki? Bu tablo Michelangelo'ya aittir. Türkiye'nin ilk kadın büyük elçisi peki kimdir? Arkadaşlar Filiz Dinçmen'dir. Sultan Abdülaziz'in Avrupa gezilerinde kullanmış olduğu saltanat vagonu hangi müzede bulunuyor? Rahmi Koç Müzesi'nde. 1900-1908 yıllar arasında Şam ve Medine arasında Hicaz demiryolunu inşa ettiren Osmanlı padişahı kimdir? Sultan 2. Abdülhamittir. Ekonomik büyümenin belli bir süre negatif veya yavaş olmasına verilen isim ise resesyondur. Dicle Üniversitesi'nin çalışmaları neticesinde Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Kılıç Hasan'ın mezarı nerede bulunmuştur? Arkadaşlar Diyarbakır'da bulunmuştur. Milattan önce 3000 yıllarından itibaren yerleşim yerleşim başlayan ve Urartu Urartu krallığı tarafından surla çevrilen Harput Kalesi ise nerede yer alıyor? En az da yer alıyor. Marassos antik kenti arkadaşlar, Peki nerededir? Antalya'dadır. New York Times'ın 67 ülkeden ankete katılan okulların oylarıyla bellediği, 125 yılın en iyi kitapları listesinde ilk sırayı alan Bülbülü Öldürmek adlı roman kime aittir peki? Harper Lee'ye aittir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz, Akdeniz, Ege'de ilan ettiği deniz yetki alanlarını kapsayan doktrine verilen isim ise nedir? Mavi Vatan arkadaşlar doktrinidir. Türkiye'nin ilk savaş hatları müzesi hangi ilde bulunuyor peki? Sivas'ta bulunuyor. 1971 yılında Nobel yarışında yer aldığı ortaya çıkan Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah ve Üç Şehitler Destanı adlı eserleriyle tanınan ünlü edebiyatçımız Fazıl Hüsnü Dağlarca'dır. Sürdürülebilir ve adil bir dünya için Birleşmiş Milletler'e düşen göreve değinen, Dünya 5'ten büyüktür felsefesiyle yola çıkan, daha adil bir dünya mümkün adlı eser hangi devlet adamına aittir? Recep Tayyip Erdoğan'a ait bu eser. Cevabımız aşık. Geldik bir diğer sorumuza. Tutkalsız ve çivisiz yapılan ahşap sanatına verilen isim Kündekari'dir. UNESCO tarafından diyalog yolu adı verilen İpek e, verilen ticaret yolu hangisidir İpek yolu arkadaşlar? UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan ve en iyi korunan ev ödülü verilen Safranbolu'da bulunan ev hangi nerededir? Karabük'te bulunuyor. 405 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunan Tuna bir sahası hangi elimizde yer almaktadır? Sakarya'da bulunuyor. Türkiye'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk doktorumuz hangisidir? Cemil Taşçıoğlu'dur. Haziran 2022 tarihinde Türkiye aşağıdaki ülkelerden hangisiyle yaptığı anlaşma gereği her iki ülkeye sadece kimlikle seyahat edebilme kararı alınmıştır diye sorduk. Sırbistan'a. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye en fazla madalyayı hangi branşta kazanmıştır arkadaşlar? Karate. Karate'de kazandık. Dünya çapında turnuvalar düzenlenen tahtı üzerinde 8x8'lik kare bir alan üzerinde toplam 64 karenin yarısı siyah, yarısı beyaz renklerden oluşan 32 adet taşla oynanan oyunun adı nedir? Satrançtır. Geldik bir diğer sorumuza. 2022 Mayıs ayında Cehennem Çukuru adı verilen Derveze Gaz kraterini kapatma kararı alan ülke Türkmenistan'dır. Trakya'nın sembolü olan ve her yıl kutlanan Korkuluk Festivali hangi ilde yapılıyor? Kırklareli'nde arkadaşlar. NASA tarafından 4 Mayıs 2022 tarihinde şimdiye kadar kaydedilen en büyük deprem olan ve dakika, e, 94 dakika süren bu deprem ne hangi gezegende meydana gelmiştir arkadaşlar? Baktığımız zaman hangi gezegende Mars'ta meydana gelmiştir. Dünyanın ilk sanal vatandaşını oluşturan ülke ise Malta'dır. 2025 tarihinde ülke genelinde tütün içilmesini tamamen yasaklayacak olan ülke İsveç'tir. Türkiye'nin sivil havacılık alanında kullanılacak ilk milli gözlem radarı hangi havalimanında kurulmuştur arkadaşlar? Gaziantep Havalimanı'nda kurulmuştur. Türkiye'nin en yüksek rakımlı rüzgar enerji santrali hangi ilde e, kurulmuştur peki? Van'da. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim Yılında müfredata yeni ders konusu olarak hangisi eklenmiştir diye sorduk. Çevre ve eğitim iklim değişikliği. Arkadaşlar biliyorsunuz ki iklim değişiklikleri değişiklikleriyle alakalı güncel konular var. Bunlarla ilgili soru çıkabilir. Paris iklim anlaşmasını da unutmuyoruz ayrıca. Geldik 91'e. Eli ile attığı gol, e, golden ötürü Tanrı'nın eli adı verilen aşağıdaki futbolculardan hangisinin forması 7.1 milyon sterline satılmıştır? Maradona, Arjantinli Maradona'nın Maradona neyi forması? Ve biliyorsunuz ki e, eli ile attığı gol Tanrı'nın eli olarak adlandırılmıştır. Antalya'yı Ege'ye ve iç Anadolu bölgesine bağlayacak olan tünelin ismi Pasilis tünelidir. Nobel Edebiyat Ödülü'nü reddeden tek kişi Jean-Paul Sartre'dir arkadaşlar. Bir arkadaşımız da şey yapmış arkadaşlar, eleştiri yapmış. Hocam nedenini açıklamıyorsunuz diye. Arkadaşlar nedenini boş verin. Nedeni sorulmaz sizlere. Kimin olduğunu bilmeniz yeterlidir sizler için. Nedenini de ben de bilmiyorum. Niye reddedildi? Sadece böyle bir bilgiye rastladım. Bir hayalim var adlı konuşmasıyla bilinen Amerikan yurttaş hakları hareketi önderi olan 1964 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen isim Martin Luther King'dir. Mustafa Kemal Şamda görev yaptığı sırada kurduğu cemiyet Vatan ve Hürriyet Cemiyetidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özel bankası İş Bankası'dır. Türkiye'nin yaptığı ilk yerli solunum cihazının ismi Sahra'dır. Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi Cambridge Camii İngiltere'de bulunuyor. 1925-2016 tarihleri arasında yaşayan F klavyenin mucidi olan isim İhsan Sıtkı Yener'dir. Türkiye'deki ilk cep telefonu görüşmesi aşağıdaki isimlerden hangilerinin görüşmeleriyle başlamıştır? Tansu Çiller Başbakan'dı. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı'ydı. İkisi arasında arkadaşlar gerçekleşmiştir. 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı tarafından ne yılı ilan edilmiştir? Yunus Emre ve Türkçe. Bakın 2021'i soruyoruz. 2021 yılının başında tüm dünyadaki internet kullanıcıları tarafından en çok aranan gemi listesinde ilk sırada yer alan gemi Oruç Reis'tir. Haziran 2022 tarihinde 19. Akdeniz oyunlarında milli sporcu Vedat Albayrak 81 kiloda aşağıdaki branşların hangisinde altın madalya kazanmıştır diye sorduk. Arkadaşlar bu sporcumuz hangi dalda? Judo dalında. Katar'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel bar finalinde 15.566 puanlı altı madalya kazanan milli sporcumuz Ferhat Arıcan'dır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Mavi Vatan Savunması'nda kullanılması için aşağıdaki silahlı insansız deniz aracından hangisini tören ile suya indirmiştir? Sancar'ı indirmiştir. Aşağıdaki bilim insanlarının hangisine ait el yazmasını müzayedede yapılan açık artırmada 13 milyon dolara satılmıştır Albert Einstein'ın. Kasım 2021 tarihinde para birimi olarak kullandığı Bolivar'dan 6-0 atan devlet Venezuela'dır. Türkiye'nin ilk spor temalı millet bahçesi Trabzon'da arkadaşlar. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda gastronomi alanında ilk eklenen ilimiz peki hangisidir diye sorduk. Baktığımız zaman ilk Gaziantep'tir. Bakın G ga, ga. ikisinden çıkarabilirsiniz. Geleneksel 40 pınar yağlı güreşleri peki nerede? Edirne'de düzenleniyor. Özellikle Ramazan gecelerinde camilerde minareler arasına gerilen ipler üzerine kandil veya ampuller yoluyla oluşturulan yazı ve resimlere verilen isim Mahya'dır. Aşağıdaki ülkelerden hangisi en geniş en geniş yüz ölçümüne sahiptir? Rusya. 1745-1827 yıllar arasında yaşayan ve pilin mucidi olarak kabul edilen isim kimdir? Alessandro Volta'dır. 2021 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınan Malatya'da yer alan kültürel vallık hangisidir arkadaşlar baktığımız zaman? Arslan Tepe Hüyü. Unutmuyoruz bunu. Malatya'da yer alıyor. Evrenin merkezinin dünya değil, güneş olduğu tezini geri çekmediği için Engizisyon Mahkemesi tarafından 1633 yılında hapse mahkum edilen isim kimdir? Galileo Galilei'dir. Mesnevi Divanı Kibir adlı eserleriyle tanınan Mevleviliğin öncüsü olan bu şair ve düşünce adamı Mevlana'dır. İktisat biliminin öncüsü olan Ulusların Zenginliği adıyla anılan eseriyle tanınan yazar Kimdir Adam Smith arkadaşlar? Sir Arthur Conan Doyle tarafından yaratılan İngiliz hayali dedektif kahraman Sherlock Holmes'tur. Türkiye Cumhuriyeti 2022 yılı yatırım programı kapsamında en büyük paya sahip olan sektör ulaştırmadır. 86 yılında nükleer bir kazanın gerçekleştiği Çernobil günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisinde yer alıyor? Ukrayna'da yer alıyor. Ekonomik durgunlukta mücadele müca, e, mücadelede müdahaleci para ve maliye politikalarını savunmasıyla tanınan istihdamın, paranın ve faizin genel teorisi isimli eserleriyle tanınan eseriyle tanınan isim John Maynard Keynes arkadaşlar bu isim düşünce özgürlüğünü, insan eylemlerini akla göre düzenlemek anlayışını en geniş ölçüde yayan ilk düşünür olduğu için Avrupa'daki aydınlanma ve akıl çağının gerçek kurucusu kabul edilen ve insan zihni doğuştan boş bir levhadır. Yani tabula rasa diyor. Düşüncesini savunan isim John Luke'dur arkadaşlar. Geldik üçüncü sorumuza. 1712-1778 yıllar arasında yaşayan toplumsal sözleşme adıyla anılan eserleri, eseriyle tanınan yazar Jean Jean Rousseau'dur arkadaşlar. 2022 yılında UNESCO Dünya Belli Kütüğü'ne Türkiye'de miras olarak kaydedilen ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan 2700 yıllık yazıt Karatepe yazıtlarıdır. 1852-1937 yıllar arasında yaşayan, şairi azam sıfatıyla anılan Makber, Sahra ve Hacili gibi eserleriyle tanınan ünlü edebiyatçımız kimdir? Abdülhak Hamid Tarhan'dır. Adam Makber'i yazıyor, arkadaşlar ölen karısına bir hafta sonra Abdullah Hamid Tarhan ne yapmıştır sizce? Ne yapmıştır arkadaşlar? Evlenmiştir. Geldik 6'ya. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 24 Mart 2022, 2020 tarihinde Yargıtay 1. Başkanlığına seçilen ve halen görevini sürdüren kişi kimdir? Mehmet Akarca'dır. Merkez Bankası'nın düzenlemiş olduğu yarışmayı kazanarak 2012 yılından bu yana kullanılan Türk lirası simgesini kim tasarlamıştır? Tülay Lale. Bakın TL, TL ikisinin baş harfleri. 1983 yılında UNESCO Dünya Mirası listesinde alınan Agra Kalesi hangi ülkede bulunuyor? Hindistan'da bulunuyor. Atlas Okyanusu'nu yüzerek geçen ilk yüzücü Ben Lecomptur. Doğumunun seneyi devriyesinde Hz. Peygamberimizi anmak amacıyla gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi haftası etkinliklerinin 2022 senesinin teması nedir? Hz. Peygamber ve güven toplumudur. Dünyanın en büyük kıtası Asya'dır. İlk keşfedilen element fosfordur. 1781 yılında ilk kez keşfedilen gezegen arkadaşlar Uranüs'tür. Tarihte ilk Türk adının geçtiği ilk yazılı metin olan Orhun yazıtları günümüzde Moğolistan'da bulunuyor. 1881-1973 yılları arasında yaşayan Kubizm akımının temelini atan Guernica, Avignonlu kızlar, yaşlı gitarist ve ağlayan kadın tabloları kime ait? Picasso'ya aittir. Düşünen adam öpücük ve cehennem kapıları heykelleri ise Agust kime aittir? Rodin'e aittir. Osmanlı'da heykelciliği hazırlayan kurum olan Sanayi Nefise Mektebi günümüzde hangi üniversiteye dönüştürülmüştür? Mimar Sinan Üniversitesi'ne. Atatürk zamanında güzel sanatlara, oradan Mimar Sinan'a dönüşürlüyor. İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 2022 Tekvando Grand Prix'sinde erkekler 68 kiloda altın madalya kazanan ilk Türk tekvandocu Hakan Reşber'dir arkadaşlar. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi yani NASA, güneş sistemindeki fosilleri araştırmak için fırlattığı aracının ismi Lucy'dir. 8 Şubat 2022 yılında hayatını kaybeden ve hiv virüsünü keşfeden ünlü doktor kimdir arkadaşlar? Luke Montagnier'dir. Antalya'da yetişen ve Çin Greyfurt olarak adlandırılan meyve pomelodur. Roma döneminden kalma ve dünyanın en eski termal tedavi merkezi olarak bilinen Kral Kızı adıyla da bilinen Basilika Terma Roma Hamamı benim de memleketim olan arkadaşlar Yozgat'ta bulunuyor. Türkiye'nin ilk yerli zeka tesisinin adı Asistir. İngiltere'de 2021 yılının Eylül ayında altın oran göz önünde bulundurularak yapılan araştırma sonrasında dünyanın en güzel sarayı seçilen sarayımız Topkapı Sarayı'dır. Son denemedeyiz. 2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Rusya'ya yaptırım uygulayarak 207 yıl sonra ilk kez bir devleti siyasi bir konuda taraf olan devlet kimdir? İsviçre arkadaşlar. Kibele heykeli Frigyalara ait. Uzay sanatları yarışmasında Mars'taki güneş sisteminin en yüksek dağı olan Olimpios Dağı'nı resmederek dünya birincisi olan kişi Beray Kahraman'dır arkadaşlar. Diğerleri ise Kutlar Vadisi Kahraman'dır. Doğu aloylarının zararlarından kurtulmak ve iklim şartlarında yaşanan değişikliklerden ötürü Jakarta olan başkentini ülkenin daha doğusu olan Nusantara'ya taşıma kararı alan ülke Endonezya'dır. Kutup aurası olarak bilinen, kutup bölgelerine gökyüzünde görülen yeryüzünün manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların ilkleşimi sonucu ortaya çıkan bu duruma verilen isim kuzey Işıkları'dır. Son sorumuzdayız. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzle bitirelim son sorumuzu. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919-1927 yılları arasında anlattığı notu katlı eser neyle sona eriyor? Arkadaşlar bizlerle yani gençliğe hitabıyla, bizlere armağan ettiği gençliğe ile sona eriyor Nutuk adlı eser. Evet değerli arkadaşlar sizlerle birlikte tek videoda ikinci, 50. ne yaptık denememizi çözmüş olduk. İlk e, tek videomuz biliyorsunuz ki ilk 50 videomuz daha doğrusu bunu paylaşmıştık. E, Baya bir ilgi gördü arkadaşlar. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum izleyenlere. 37 bin kişi yaklaşık e, izlemiş. Allah razı olsun hepinizden. İnşallah sizlere faydalı olmuştur. İkinci 50 denemeyi de paylaşmış olduk. Toplamda 100 deneme. Hem e, tas e, zamandan tasarruf açısından arkadaşlar sizlere böyle bir e, ne yapalım dedik. E, hizmeti sunalım dedik. E çünkü 33 videoya yayınladık şu ana kadar. Hepsini tek tek izlerseniz e, gerçekten uzun videolar. Hepsi 10 dakika geçmiyor gerçi ama yine de e, iki videoyu toplarsak iki saati geçmiyor ama diğerlerini toplarsak iki saati çok geçiyor. Diyelim ve arkadaşlar e, kendinize çok çok iyi bakın. Elimden geldiği kadarıyla sizlere soruları hazırlamaya çalıştım. E, i̇nşallah e, yararınız olmuştur. Elimden geldiği kadarıyla arkadaşlar e, bu soruları hazırladım. E, ÖSYM çizgisinde e, inşallah buralardan sizlere sorular gelecektir. Hem lisans hem ön lisans hem orta öğretim hem diğer kamu kurum kuruluş sınavlarında gelecektir mutlaka diyelim. Ve videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar hepinize.